Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu'nun nefret ettiği. Of. Allah Allah, nasıl bir hadistir bu ya? Allah Celle Celaluhu'nun nefret ettiği iki haslet. Bir, cimrilik. Bizim millet bayılır ya cimriliğe. Ne diyorlar? Taşı sıkıyor diyor, suyunu içiyor. Sanki marifet. Marifet mi abi cimrilik? Cimrinin yeri cehennem hadis-i şerif ya. Abi cennetin kapısını cömert açacak diye hadis-i şerif var ya. Alim, şehit. Alim, cömertin yardımıyla, bak medreseler nasıl işliyor? Gelen yardımlarla değil mi arkadaşlar, biliyorsunuz? Kimse medrese yardım etmez ki. Gelen bağışlarla. Peki şehit, şehitliğin sevabını kimden öğrendi? Alimden öğrendi. Peki şimdi bu ikisine kim vesile oldu? Cömert! Cömert olun, korkmayın. Allah yolunda harcayın. Allah Celle diyor ki, kim bizim yolumuza cuhd ederse, malıyla, canıyla, vaktiyle bizim yolumuzda kendini harcarsa, ona biz diyor hiç ummadığı yollar açacağız. Ona diyor bak yollar açacağız diyor Allah Celle Celaluhu. İki, kötü ahlak. Aman yarabbim, memlekette sıfırın altında eksi 30'a düşen bir şey nedir? Ahlak. Namus kavramı kalmamış. Rezillikler diz boyu sosyal medyada. Nasıl soyunalım, nasıl bilmem ne yapalım? Furyalar almış başını gidiyor. Kimin kime ne yaptığı belli olmayan haberler, bilmem neler. Bak bugün bir kardeşim gösterdi. Abi yani Allah muhafaza, hani hep diyoruz ya bunlar daha ne yapabilir diye. Abi bugün adamlar mezarlıkta, mezar ya, mezar taşının üstüne zina yapıyorlar. Açık açık, şaka değil, gündüz vakti. Mezar taşının üstüne zina. Şaka değil bu abi ya. Abi diyoruz yani bunlar haşa, daha fazla ne yapacak diyoruz. Adamlar yani gavurlukta sınır tanımıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezarlıkta gülenin amelleri silinir diyor be. Bak bak. Mezarlıkta gülenin amelleri silinir diyor. Dikkat edin diyor, tehlikeli. Abi adamlar... Geçen söyledim ya, adamlar içki masası kurmuş mezar taşının üstüne. Ha işte bugün de adamlar gündüz vakti bildiğin abi mezar taşının üstünde zina ediyorlar ya. Ondan sonra biz buradan bas bas bağırınca sen de bağırıyorsun. Ne yapalım abi? Arkadaşlar yapmayın be, ayıptır mı diyeceğiz? Hadis-i şerif giderek fazlalaşıyor. Ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Ahir zamanda insanlar sokak ortasında eşekler gibi çiftleşecek. Kimse onlara bir şey demeyecek. Onlara kardeşim bari duvarın arkasına geçin diyen o zamanın Ebu Bekir olacak. Abi ya hala Ebu Bekir çıkmadı ya. Herkes Ebu Cehil. Öyle. Habire videoyu çekiyorlar. Ya siz deli misiniz ya? Atsana ona kafasına bir tane taş. Öyle. Ya kafasına atma da ya sağına soluna bir yere at. Kalkın lan de oradan. Yürüyün lan de. Ne yapacaksın abi? Herif videoyu çekiyor ya. Bir de atıyor sağda solda, millete vesile oluyor. Kötü ahlak. Sosyal medyada yayılan bu akımların sonu hiç hayırlı değil. Allah muhafaza eylesin. Bunlar caminin içinde de zina yapar mı? Yapar abi. E yaptı, geçen bir tane imam yakalandı ya. Bildiğin imam. İmam odasında. Abi imam odası demiş, o da caminin içi yani. Bildiğin kadınla basıldı. Herif bildiğin fuhuş yapıyormuş ya. Camide imam odasında. Ne yapıyorsunuz? Ya şu bir tarafı ağrıyormuş da onu bana gösteriyordu. Ne yapacaksın? Birazdan ameliyata başlayacağız. Onu alacaksın, hadım edeceksin abi. Ondan sonra hadım köye göndereceksin. Allah'ım yarabbim. Abi vallahi bak. Ya devlet Allah aşkına bir el atsın ya. Bir şey yapsınlar abi. Gözünü seveyim ya. Ya ne diyeceğim ya? Ne, vallahi kafayı yiyorum. Ne diyeceğim de şaşırıyorum ya. Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi ya? E peki Allah Celle Celaluhu nefret ettiği diyor ya. Allah Celle Celaluhu nefret ediyor. Cimriden ve ahlaksızdan, küfür edenler, gençler. Aralarında birbirine normal, hani küfür etmek normal konuşma gibi olan gençler. Allah Celle Celaluhu en sevmediği konuşma şekli müstehcen konuşma. Yani bel altı muhabbetleri. Bugün gençlerin arasındaki muhabbetlerin %90'ı ne abi?
Geçen gün bir tane video paylaşmışlar. Bak bak. Diyor ki, çok güzel bir video aslında. Diyor ki hayatımdan diyor, hatta doğrusu şöyle. Diyor ki erkekler diyor, hayatından küfürü çıkardıktan sonraki muhabbetleri. Video aynen başlık bu. Videoda ne yapıyorlar? Böyle böyle hebe 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 hebe. Abi şaka değil, aynen böyle yapıyorlar. Hunga munga falan yapıyor. Tabii tabii goril. Abi çünkü erkek bunu marifet sayıyorlar işte. Küfür etmek bir yetenek diyor. Bende diyor bir küfür var diyor, daha güneş yüzü görmedi diyor. Tabii diyor, paketi açılmamış küfürler var. Sanki yeni ekonomi paketini açıklıyor. Şimdi bir tam ağzıma bir neyse, laf geldi de. Hatta aldığımız küfür bas aydaya çıkacak. Tövbe estağfurullah. Tövbe harbiden tam ayarım kaçır. Abi kendini tut ya. Kendini tut abi ya. Küfür etmeyen niye etmiyor abi? Abi ben niye küfür etmiyorum? Yani küfür etmeyen niye küfür etmiyor abi? E tutmayı bileceksin. Ne yapayım dayanamıyorum diyor. E mesela bazıları var. A nokta Q dümdüz gidiyor. Onu biliyor musun? Onunki diyor çok masum. Masum mu? Lan adam bildiğin küfür ediyor. Mesela bazıları var diyor ki ana avrat söven var. Ana avrat. Biz diyor alıştık diyor. Normal diyor. Etmeyince şaşırıyoruz diyor. Tabii adam diyor küfür etmeyince ateşini falan ölçüyorlar. Baba iyi misin? Dur bakayım. Ambulans falan çağıralım. Niye küfür etmedin diyor. Abi siz manyak mısınız ya? Ahlak kavramı kalmış mı? Yok. Marifet zannediyor. Bak şu anda bu memlekette haram işlemi, günaha girmeyi marifetten sayıyorlar. Adam ne küfür ediyor be? Ulan şaşırıyorum. Helal, tövbe. Helal olsun diyor bir de yani. Adam geçen gün bir küfür etti. Deftere not aldım diyor. E görür. Tövbe estağfurullah. Tövbe. La ilahe illallah Muhammed Resul. Rabbim Celle Celaluhu bu ülkedeki bu ağzı bozuklar. Rabbim Celle Celaluhu tövbe nasip etsin. Ama tövbeden nasuha. Bak tövbeten nasuha. Bir daha aynı günaha düşmemek. Çünkü beladır. Yani illaki başımıza bir bela, musibet gelince mi biz akıllanacağız? Mesela benim tanıdığım bir adam vardı. Adamın 10 lafından 9'u küfür. Bak 10 lafından 9'u. Annesi vefat etti. Bir hafta böyle gezdi. Yani tamam annesinin vefatına üzüldüm ama dedim ya dedim illaki ananın mı ölmesi lazım böyle yapman için ya. Kendi kendime adamın yüzüne bir şey demedim. Baktım dedim inşallah dedim bu kötü ahlakından vazgeçer. Oho aradan bir hafta daha geçti yine dümdüz devam. Hiç şey yok. Yani illaki başımıza bir bela bir musibet mi gelsin kötü ahlaktan küfürden vazgeçmemiz için. Allah rızası için bak Allah'ın adını verdim. Şu küfürlü konuşanları yapmayın. Ya ne bileyim artık nasıl hıyar de salata de cacık de bilmem ne de işte yani inek de bilmem artık hafiflet ondan sonra komple bırak. Ne diyeyim şimdi geldiğimiz laflara bak nerelere düştük. Evet arkadaşlar. Şimdi. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker. Ve tu'minune bil